Merhabalar herkese. Dünya Rapid Şampiyonası bugün başladı. 15 dakika artı 10 saniyelik tempoda oyuncular satrancın en iyileri 3 gün boyunca Dünya Rapid Şampiyonu ünvanını almak için yarışacaklar. Bugün 4. turda D1 eşleşme vardı. Ben de hemen bu oyunu sizlerle video olarak paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, siyah taşlarda ise geçtiğimiz yıl bu turnuvayı bu şampiyonayı kazanan Nodirbek, Abdus Sattarov vardı yani Abdus Sattarov buraya Dünya Rapid Şampiyonu ünvanını korumaya geliyor Karsense daha önceden kazanmıştı şu an o ünvanın sahibi değil o ünvanı kazanmak için burada dördüncü tur karşılaşmasında bakalım neler yaşanmış ve bugünü kim lider bitirmiş gelin öncelikle oyuna bakalım B3 ile başlıyor Karsense e, Larsen açılışını e, çok fazla tercih ediyor son zamanlarda Karsan ve B3'ün ardından e 5 ile karşılık vermiş Nodirbek. Fil B2 gelişilince E5 piyonu at C6 ile savunulmuş. E3 hamlesinden sonra at F6 gelişiliyor ve at F3'ün ardından aslında Nodirbek burada birazcık süre harcıyor. Genelde 4 sürüşlerini görüyoruz burada ama Nodirbek E5'i farklı bir yolla korumayı tercih ediyor. Fil D6 oynuyor burada. Tabi fil D6 birazcık eğreti duruyor çünkü Henüz C8'deki fili geliştiremedik. D piyonunu da açamadık. Bu yüzden D piyonunun önünü kapamak birazcık e, çirkin gözükse de fil D6'yı tercih etti. Buradan o dirbek. C4 hamlesinin ardından kısa rok. D3 hamlesinin ardından da kale E8 hamlesi geliyor. A3 herhangi bir hafif B4'e oturmasın. Ve A5 hamlesinden sonra da fil E2'ye geliştiriyor Karsen. O da kısa rok atmak isteyecek. Şimdi Abdusattarov'un fili F8'e çektiğini görüyoruz ki herhalde artık D piyonuyla beraber C8'deki filini de oyuna atmak isteyecek burada no Dirbek. Karsin'in kısa rokunun ardından D5 hamlesi geliyor. CD5 at d 5ten sonra da aslında tahtaya baktığımız zaman iki tarafta tabii ki hafif hızlıca gelişmek isteyecek. Beyazlar şu ana kadar merkeze herhangi bir e, hamle yapmadı. C4 harici hani o D5'i biraz kontrol altına aldı diyebiliriz. E, herhangi bir atıfta atıfta demeyelim harekette bulunmadı hamlede bulunmadı sadece at ve filin e5 karesine bakışları var burada karsen at bd2 ile beraber taşlarını geliştirmeye devam ediyor ve nodirbek'in hamlesi f6 f6'dan sonra tabi yani hem bu filin çaprazı artık daha kıymetsiz bir hale gelmiş oldu bu piyon duvarıyla beraber hem de baktığımız zaman e5 piyonunu bir savunma daha eklenmiş oldu burada karsenin hamlesi vezir c2 ve fil f5 ile beraber şimdi nodirbek yani filini geliştirdi. Aynı zamanda D3 piyona da bir bakış atıyor ama çok garip duran bir hamle. Neden? Çünkü E4'te çatal yiyorsun sen. Tabii ki Nodirbek bu hamleyi görmüyor değil. E4 oynanmıyor burada. At F4 hamlesi var. EF5 alırsan da at çarpı E2 ile beraber fili alacak. Aynı zamanda şah çekmiş olacaktı. Siyah taşlar tabii ki Karsan böyle oynamıyor. Diyor ki ben önce fili savunurum ve şimdi çatalı istiyorum E4 ile beraber. Nodirbek de filini G6'ya dönerek diyor ki ben de artık o çatalı yemiyorum ve Karsen'den enteresan bir Hamle G4 kısa rok attı Karsen ardından G4 oynadı ve hem cesur hem de birazcık kışkırtıcı bir hamle. Tabii ki F6 piyonunun burada olmasından da kaynaklı hani ee, siyah taşların şah adına kolay ee, manevra edememesinden kaynaklı G4 sürüşü geldi. Hemen Vezir D7 ile beraber o piyon isteniyor fakat Karsen diyor ki İstersen G4'ü alabilirsin. Ben Şah Ş1 oynuyorum. Eğer Budirbek G4'ü alsaydı, Karsen'in hazırladığı hamle at E5 hamlesiydi. At E5 hamlesiyle beraber hem veziri isteyecekti, aynı zamanda tabii ki at çarpı G6 vuruşlarını isteyecekti. Buradan da vezir istiyoruz ayrı. Bir sonraki hamlede de vezir kaçıldıktan sonra özellikle kale G at G6 ve kale G1'lerle beraber beyazlar hücum fırsatlarını deneyecekti burada. Bu yüzden Şah Ş1'den sonra Nodirbek diyor ki kale A D8 ile beraber ben taşlarımı geliştirerek oyuna devam ediyorum. At E4 ile beraber Karsen atını merkeze otururken şimdi şah 8 e, siyahlar buradan bu çaprazdan kaçıyor şahını ve daha güvenli bir şah konumu elde etmek istiyor. Kale A D1 Karsen de burada son gelişmediği taşını D1 karesine oturturken fil F7'ye oynuyor Nodirbek. Nodirbek'in aslında planı artık birazcık daha vezir kanadına dönmüş durumda. at 4'ten sonra e, özellikle bu çaprazı pek değerlendiremediğini gördük. Ve file F7'nin ardından da kale G1 oynuyor Karsen. Karsen de şah kanadından yüklenmeye çalışacak. Bakalım kim başarılı olacak. At B6 hamlesi geliyor buradan o dirbekten. Artık istekler biraz daha vezir kanadına dönmüş durumda. Aynı zamanda tabii ki beyazların alan olarak bir şeyler kazanmasını da istemiyor ve D3 piyonun sürekli burada kalması beyaz taşların kolay kıpırdamasına engel oluyor. Kale G3 hamlesi geliyor Karsen'den. Şah kanadındaki planlar devam ederken burada Nodirbek de vezir kanadından planla devam ediyor. A4 oynuyor. A4'ün ardından fil B3 ile şiş atmak istiyor rakibine. B çarpı A4 hamlesinin ardından at A5 geliyor şimdi Nodirbek ve diyor ki ben tekrar fil B3 ile beraber sana şiş atmak istiyorum. Karsen bu şişten kale DG1 hamlesiyle kurtuluyor diyebiliriz. Artık fil B3'ler çünkü şiş atmış olmayacak. Burada odirbek at çarpı A4 hamlesiyle yoluna devam edebilirmiş ve hem B2'ye doğru bakışı var hem de yani vezir kanadında önemli bir üstünlüğü olacaktı. Fakat Nodirbek burada fil D5 hamlesini oynuyor ve diyor ki ben filimi artık bu çaprazda değerlendirmek istiyorum. Oradaki atların tabii ki yani şu anda tabii birini oynayabiliriz ama sonuçta bir yerde açmazda kalmasını ve kilitli kalmasını istiyorum diyor. Fakat burada Magnus Carlsen artık şah kanadı hücumu için elverişli pozisyona geldiğini düşünüyor ve G5 hamlesini oynuyor. G5'ten sonra ya kimse şunu istemez. Şu piyon zinciri dağılsın. Hem bu filin çaprazı aktifleşir o zaman hem de bu hat açılsın. Kimse bunu istemez, Nodirbek basit bir şekilde F5 oynayarak ver atı diyor. İşte burada bilgisayarın bize söylediği çok güzel bir hamle var. Karsen tabii ki insan olduğu için bu hamleyi oynayamıyor ama bilgisayar burada şunu diyor. At F6 oyna Karsen. Ver kaleyi, ver veziri çatal atıyorum ve GF6, GF6'dan sonra beyazlar çok çok rahat, çok çok üstün diyor burada bilgisayar. Hem ben G hattını açtım, hem artık E5 bakışların var dikkat etmen lazım. Çapraz da çok etkili. Hem de her zaman siyah şahın daha da zayıf olduğunu görüyoruz. G hattı ve çaprazın açılmasının dışında artık daha da zayıf. Ben yerleşebiliyorum. Şah kanadına manevralar edebiliyorum. Bir tane vezir D2 oynarım. E4 oynarım. Hemen işte vezirimi de oraya aktarabilirim gibi düşünceleri var bilgisayarın. Ama tabii ki burada insanlar oynuyor bu satrancı at f6 değil karsen burada at c3'ü tercih ediyor hem a4'ü bir taraftan savundu hem d5'e e bir taraftan baktı ve at c3 hamlesinden sonra da abdus attaro burada fil c6 oynuyor filini vermedi a4'e bir baskı daha yarattı şimdi karsenin e4'ünün ardından at çarpı a4 hamlesi geliyor nodirbek'ten at çarpı a4 fil çarpı a4'ün ardından vezirin kaçması lazım vezir c3'e gitti e5 baskısı artarken Dikkat etmek lazım. Yani üzerleri örtülü de olsa isteklerin bir şekilde bütün taşlar G7'ye doğru bakışlar atmış durumda şu anda beyaz taşlarda. Tabi bu maçın önemini, bu oyunun önemini bir kez daha anlatmam lazım. Geçtiğimiz yıl bu eşleşmede Nodirbek Karsen'i yenmişti ve Dünya Rapid şampiyonu da olmuştu. Yani Karsen'in ben bu karşılaşmayı kesinlikle kazanmak isteyeceğini düşünüyordum. B3 oynayınca da aslında biraz şaşırdım daha böyle ee, nasıl diyelim? daha böyle atak bir açılış yapmasını, daha böyle bir açılış hazırlığıyla gelmesini bekliyordum açıkçası. Özellikle bu karşılaşmaya çünkü erken final diyebileceğimiz bir karşılaşma 13 tur üzerinden oynanan turnuvanın henüz 4. turunda dünya şampiyonuyla geçen yılın dünya rapid şampiyonu Hatta şu anda da hala yenisi olmadığı için Dünya Rapid Şampiyonu karşı karşıya geldi. Vezir C3 hamlesinin ardından burada E5'i savunma adı altında tabii ki A5'teki at da istekteydi. Atı C6'ya dönüyor burada Nodirbek ve Karsen G6 ile beraber şimdi G5 karesini atı için boşalttı. Onun dışında H7'ye bir baskısı var ve F7'ye de bir bakışı var. Hemen aklımıza şu geliyor at G5 at F7. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel taş kazanıyoruz gibi ve Aklımıza tabi boğmaca matları geliyor. Bin bir türlü çeşitli hücumlar geliyor. Ama Nodirbek bunların hepsini engellemek istiyor. Ve diyor ki ben at D4 oynuyorum. O E5 bakışların artık yok. At D4'ten sonra ben E2'yi istedim. Ve aynı zamanda F3'teki atla değişmek istiyorum. Herhalde değişmek zorundasın diyor. İşte burada Karsen süresinin önemli bir kısmını harcadıktan sonra gerçekten hayran olması bir hamle yapıyor. Ve At G5 oynuyor. At g 5ten sonra Karsen ne yapıyor? E2'deki fil boşta şu anda ve E2'deki fil alınınca bir de üstüne çatal yiyoruz. Yani vezir istekte kale kale. iki kale birden istekte kalıyor gördüğünüz gibi. Fakat Karsen at G5'i yine de oynuyor. Ne hesaplıyor? İşte orası da burada geliyor. Burada Nodirbek yine Nodirbek de hesaplıyor tabii ki varyantı ve diyor ki Karsen yanlış oynadı. Burada bir şey yok. At çarpı E2 alıyorum ben. At çarpı E2'den sonra bilgisayar Biraz daha tabii ki yine soğukkanlı ve daha güzel bir varyant veriyor bizlere. Karsense at F7 ile yoluna devam etmiş. Oraya geleceğiz ama burada diyor ki bilgisayar. Kardeşim sen vezir C4 oyna. Vezir C4 oyna buraya doğru bak. Eğer Nodirbek kaleyi alırsa. Kaleyi alarak şah çekiyor tabii ki. Kale çarpı G3 ile devam edersin. Eğer... Matı tutmazsa bu F7 fikirlerini tutmazsa eğer mesela fil B5 gibi bir şey oynayalım o zaman at F7 at F7'nin ardından işte şah G8 ve at H6 şah 8 vezir G8 ile beraber matlar gelebilir. Eğer tabii ki bu F7 karesini tutmaya devam ederse de GH7 ile beraber vezir G8 mat istekleri var. F8'deki filin haline bakın gibi durumlar var. Bilgisayar bu işi tabii ki daha iyi çözüyor ama insanlar arasında oynanan bir varyantta süreler de azken tabii ki burada Karsenin at f 7 oynadığını görüyoruz. At f7'den sonra ver şahı ver kaleyi diyor. Vezir çarpı f7 ile beraber Nodirbek fedasını patlatıyor, veziri vuruyor oraya ve g çarpı f7'den sonra neden veziri verdi? Çünkü rakip veziri alıyordu Nodirbek c3'ten ve şimdi Karsenin veziri gitti ama f çarpı e 8 ile beraber bir vezir daha çıkıyor burada. Nodirbek biraz düşünüyor ve fil çarpı e8 alıyor. Bunun da nedenini birazdan anlayacağız. Fil çarpı c3'ten sonra tahtaya baktığımız zaman beyazlar kalite öne geçmiş oldu. Gerçekten o karışık şah kanadı hücumundan veya karışık at G5 hamlesinden sonra böyle bir varyantta Karsen'in materyal önde kalması gerçekten şaşırtıcıydı. İşte Nodirbek'in bu fil E8 almasının sebebi de bu hamleyle geliyor. Fil G6 oynuyor burada Nodirbek. Fil G6'dan sonra amaç anlaşılıyor. Bu piyonları ortadan kaldıracak ki beyaz fili işlesin Nodirbek'in ve o beyaz fil tabii ki yani baktığınız zaman siyahın beyazın beyaz karelerinin zayıflığına baktığımız zaman o iki piyon ortadan kalktığında gerçekten önemli bir fil olacak. Çünkü tahtada muadili yok. Fakat Karsan burada E çarpı F5'te yoluna devam ediyor. Fil çarpı F5'in ardından fil çarpı E5 şimdi çok büyük bir G7 isteği var. Fakat Nodirbek burada süresinin de azalmasıyla birlikte fil çarpı D3 vuruyor. Fil çarpı D3'ten sonra oyunun 35. hamlesine geliyoruz. Belki Nodirbek şurada haklı. Ya ben kalite versem dahi veya rakip G7'yi alsa dahi şunu yapabiliyorum. En son dönüp fil E4 oynarım ve rakibin her türlü bir tane kalesini film karşılığında alabileceğim diyor. Fakat kaçırdığı herhalde bir iki varyant var veya o sırada atladığı bir iki varyant var diyelim. Oyunun 35. hamlesinde Magnus Carlsen hem geçen seneki oyunun rövanşını hem de şampiyonluğun rövanşını belki de almak üzere kale çarpı g7 oynuyor ve Nodirbek burada kale çarpı g7'den sonra oyunu terk ediyor. Neden terk ediyor? Çünkü materyal kaybettiğini görüyor. En basit ifadeyle birçok kazanç fikri var ama fil çarpı g7 alındığında fil çarpı g7 şah Şah kaçtığında ise fil F6 ile beraber ver şahı ver kaleyi diyecek. Şah F7 kaleyi aldım. File E4 oynasan dahi bu kaleyi alsan dahi bir fil geride bu oyunda devam edecek pek bir çare yok. Burada belki file E4 düşünülmüş olabilir Nodirbek tarafından ama o da pek bir işe yaramıyor. Çünkü burada işte kale 7 G2 ile beraber beyazlar bir anda şah çekilen konumdan şah çeken konuma geçiyor. Ve... Artık siyahların amnesi yok. Fil G7 oynamak zorunda. Fil çarpı G7'den sonra da hemen hemen aynı varyantlar. Aynı üstünlükler hatta daha da fazla üstünlükler gelirdi. İşte Magnus Carlsen böyle Nodirbeki yendi bugün. Ve 5 oyun sonunda 4.5 puanla sadece Eligaisi ile beraber kalarak liderlerden bir tanesi oldu. Diğer liderler Fedoseev, Jordan Van Forest ve... Aryun eligaisi şu anda 5 oyun sonunda 4.5 puanla giden 4 isim var. ülkemizden oyuncular Vahap şu anda 5'te 3 puanla gidiyor. Mustafa Yılmaz 5'te 2.5'la gidiyor ve genç yeteneğimiz Ediz de yani güzel bir tecrübe oluyor onun açısından. Şu anda 1 puanı var. Yarın saat 12'de turnuvanın ikinci günü var. O zaman o ikinci gündeki dört karşılaşmayı izlemeye canlı yayınımıza gelebilirsiniz diyelim. Ve bakalım yarın kimler nasıl performanslar sergileyecek. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yani 6-6,5 saatlik bir yayının ardından bu kadar oldu diyeyim. Umuyorum istediğim gibi anlatabildim oyunu. Diğer videolarda muhakkak görüşelim şimdilik. Hoşçakalın.